Hepinize selam arkadaşlar. Watch Dogs Legion'un artık 22. bölümü falan olması lazım. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, evet. Geçen bölüm hatırlarsanız oyun yan görevleri yaptırmıyordu. Bu göreve git de, ha git de, git git de, git git de, git. Ne olur git, yalvarırım git falan filan. Bu arada geçen bölümü izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Çünkü ana görevden bir görevi yapmak zorunda kaldık. Hani en azından bir cutscene falan gördük. Gidip bakarsanız daha iyi olur. En azından hikaye bütünü koparmamış olursunuz. Çünkü geçen bölümün başında muhtemelen şey dedim ben. Yan görev yapacağız bu bölüm dedim ama ilerisinde öyle olmadı. Zaten o yüzden o kadar kısa oldu o şey. Yapabildiğim yan görevleri yaptım. Onun dışında oyun izin vermedi. İlla ana görevlerden gitmemi istiyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Ay ay. Bu arada aynı zamanda ne yapacağımızı görmek için DedSec saldırı altında. Eğer 0. gün sinyallerini tam yerine saptayabilirlerse hacklerin yerini tespit edip çok geç olmadan onları durdurabilirler. Evet, artık hikayenin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Usta bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika, bu hareket halinde falandır. Menzil dışıyız çünkü ben şuna bineyim abi. Kovalaması daha basit olur en azından. Hop. En azından altımda bir araba olsun yani. Şu mu? Ha bak, oğlum o yerde ne yapıyor lan? Vallahi bakıp dalga geçmeyi isterdim ama maalesef. Ha, dronlar falan da var diyorsun. Fuck. Zaten dörtte birine geldik biz ya. Sıkıntı yok o yüzden. Ana sikim. EMP mi attı o? Evet, EMP attı orospu çocuğu. Sürmek daha zorlaşıyor böyle. Buna koyayım. Harbi çok zorlaşıyor lan. Sen bir gel bakayım geri. Aa, hackleyemiyorum bir dakika. Ha, harbi hackleyemiyorum. Dedim geçen bölümkü gibi yapayım da amına koyayım. Dronları kapatamıyorum ki. Usta sen bana bir şey atma. Zaten %70'e geldik. Onunu sikeyim. Yok artık. Oğlum siz şaka mısınız amık? Adam arabaya sıkmadı. Direkt bana sıktı. Akıllı NPC. Tabi bu oyunun yapay zekası biraz iyi. Diğer şeye kıyasla. Bence. Allah'tan hızlı bir araba almışım var ya. Lan sikeyim %1. Geçmiyor da. Geçmiyor da. Ah, arkadan ittir 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 ittir. İttir de amına koyayım yeniden başlayacak. Dur. Bas oğlum, bas oğlum. Bas 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 bas. İndi. Hadi Allah'a emanet amına koyayım. Görüşürüz. Şimdi bunlardan kurtulmam lazım. Hop. Özür dilerim. Detek kesinlikle hiçbir boku karşılamayacak. Ağlamayın boş yere. Aa, kek 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 kek. Güzel. En azından kurtulduk. Tecavüz ettiler ama koyayım. Usta benim araba değiştirmem lazım bu arada. Ben bir araba değiştireyim şurada. Usta senin arabayı alabilir miyim? Eyvallah. Stockwell savaş sınırına bölgesinde 0. günü araştır. Anasının amındaymış abi. Buraya fast travel atarım ben. Şimdi bu arada operatörlerimizden muhtemelen şey olan yoktur mu? Bakayım bir aynen. Time out falan. Güzel. Seni alayım. Hop. Oğlum ne güzel döndüm lan ben. Allah var iyi döndük şimdi. Geçen bölümkü bug hala çalışıyor bu arada. Oyunun temelinde var büyük ihtimal. Yani space'e basıyorum sadece. Araba gitmeye devam ediyor amık. Bir anda aklıma Watch Dogs 2 geldi. Neden bilmiyorum. Ama bu mekan bana Watch Dogs 2'yi andırdı şu an. Abi şuraya gireceğiz. Buraya bile yükleme ekranı koymuşsunuz ya. Gerçekten mi? Hmm.
Sıfırıncı günlüğüyle karşılaşana kadar sınırı terk edemez ve operatörleri değiştiremezsin. Hazırım. Evet arkadaşlar. Kodu için ekranları hackle oğlum. Ha şu. Tamam. Kodu girmek için ekran ekle. Oğlum ne oluyor tam? Bu ne kadar taş yaktı bir şeymiş lan. Ha, ikide de bomba atarımız var güzel. Aslında bizim buraya taretle maretle bir şeyle gelmemiz lazımmış. En azından yanımızda millete saldıracak bir şey olsa iyi olurdu. Neyse. Ben sunuyor lan bildiğin adam. Bu sefer ne olacaksın? Bir tane daha attı galiba bir yere. Dur bakayım nerede o? Göremedim. Dur buraya insan bir mühimmat falan koyar birader. Bunlarla boş yere şey yapıyoruz. Bu mu abi benim sınavım? Ha, sırasıyla. Okey. Ben de öyle random şey yapıyorum amok. Tamam. Hı. Anladım ama. Okey. Ananın ama. Oo. Bunu ben siksen aklımda tutamam bir şey söyleyeyim mi? Buradan sonra neydi? Şu ve şu muydu? Aynen. Ananın ama bir dakika. Ha tamam. Ekrana bakmıyordum o ara. Güzel. Siksen aklımda tutamam deyip tek atmam peki. Kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Bu da bir ders olsun amık. Abi şurası için bile yükleme ekranı girdi şaka gibi. Wow. Yalnız oyunun final partı bayağı iyi gibi duruyor ha. Onu da söyleyeyim yani. Not the most inviting clubhouse is it? Judging from the security above, I'd expect some unorthodox defense measures. Şu armory'den alayım da bir şeyler. Evet. Sanki lazer var gibime geldi bir yerde. Ananı sikeyim. Oo. Bekleyeceğim abi. Şey iyi olana kadar. Ben devre dışı bırakabilirim. This is not a happy place. Feels like I entered the mind of a very disturbed person. Güzel. Şurada bir yerde mayın mı var? Aynen. Ananı sikeyim burada da varmış. Burası bu çocukları ya. Ananı siktir git. Ananı sikeyim ama. Oo öldük bu arada. Ölmedik de yani. İyi can gitti. Yavşaklar ya. Kaç mermi de patlıyor baksana. İhanet. Bunları patlatmakla da mesele değil ki arkadaş. O taretler orada kapışsın. Yani iyi güzel de. Yine neredeydi amına koyduğum şeyi. Şundan haberim var zaten tamam okey. Bekleyeceğiz abi smoke'un geçmesini. Güzel. Ne geliyor lan yine yerlerden? O kadar da değil. Evet. I'm going to check it out. Şuradan ammo'yu bir yenileyelim abi. Ammo. Hop, şunu yükseltelim de lazım olur belki. Koymuşlarsa olacak zaten de. I think we just found the deserted dark heart at Zero D. Bugly, what you can tell me about this location? It's not authorized. How can it be not authorized? Pardon me?
Who you mean not authorized? By? Apparently I can't say. Can I say this is really fucking annoying? Oh well, there's that at least. That hacker messed with our Bagley. Go see what you can find out about them. Yes, yeah. I may be able to analyze individual data points. Suggest you make this a quick investigation, though. I'm picking up Albion activity in the area. Possible they are searching for Zero Day as well. I can't wrap my mind around this. Sıfırıncı günün sınağını araştır. Zero Day has reverse engineered Themis drones. Could they have their own private fleet? Şurayı aktive edeyim. Buraya basacaklar belli ki çünkü. Zero Day has a backdoor into Filament, that deep surveillance supercomputer Malik was so concerned about. Zero Day appears to be running the chip tracking tech we acquired from Mary Kelly. Now, what do you suppose they're doing with it? This is the Bagley source code, a copy of my brain from BrokerTech, code we acquired in Sky Larson's lab. Jesus. Clearly, DedSec has been unwittingly nicking toys for Zero Day. I'm detecting some devices over in the crash pad that could fill in some details. Evet, nerede, arka tarafında mı? Hackle bakalım. Video kaydı. Burada olduğumuzun farkındalar. Onu kesin de orası. Aha. Tam Nigel kes öldü zaten. Ölmedi mi? Geçen bölüm onu yendik yani en azından. Our very own Guy Fawkes, the wrong masker. Fuck you. We didn't set that bomb. We defused it. Even if I was inclined to believe a DedSec insurgent, do you think it really matters at all? Since when does Albion get to play judge, jury, and executioner? You have no jurisdiction in London. I do now. Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. Provide medical aid. Help the injured. And guns out. Let's make it look good for the fucking cameras. Understand? Vay amına koyayım. In AI, I'd say Nigel Cass had advanced knowledge of the London bombings and the location of that DedSec safe house, almost like someone tipped him off. But I suppose you'll put this together in your own time. Evet, sizinle araştırmaya devam. Time for a hard reset. Arkasında bunun olacağını bilmiyorum. Olacak mı? Arkasında bu var değil mi? Oyun başından beri çünkü adam akıllı gözükmedi bile, evet. Tahmin edilebilirdi. Aklıma ara ara geliyordu da. Diyordum bu kadar klişe olmamıştır herhalde. One of your DedSec squad, he stopped the parliament bomb. I was rather counting on that one to be honest. This is still the largest terror attack in London's history. If you can't work with that. Oh, I'll work with it. But the deal is off. Do you know who you're fucking with, Mr. Cass? I know you set off bombs across the city and fucked your friends. I don't know what mischief you'll get up to with a big girl toy like Filament. Cleaner this way, though. She's running! Get her! Bilmiyorum, ben arkasında bunun olduğunu düşünüyorum. Başka kim kaldı ki oğlum? Aynen, baksana. She killed Dalton and the original DedSec London. She manipulated everyone. Sabine is a part of Zero Day. Explains why she. Aralarında bence, aa bak aynen, Beglin'in de hafızasını silmiş tabi. Ne? Belliydi arkadaşlar, hiç böyle gelmiyor, hiçbir görev yapmıyor, sadece öyle öteden emir yağdırıyor. Yani belliydi, bir şey diyemiyorum o yüzden. Sadece bu kadar şeye kaçacaklarını düşünmemiştim, klişeye. Found Drew Britannia. Interesting. It's a CTOS patch.
I don't think I can stop it. No one can stop it. That's the whole point. So, impressed? Depends. What is true, Britannia? It's society's big wipe. While DedSec runs around fixing bugs, I'm deleting the source code. Frying the hardware too, all of it. It's actually a beautiful thing you've done by helping to steal all that tech. DedSec'i kullandı yani işin özü. Different ideas of beauty. Or maybe you're just lying. When's the rest of Zero Day arrive? Oh, it's just me. I learned very early on that no one was willing to make real sacrifice for change. In the end, history's actors work alone. So you're just another heedless fanatic. Ouch. I had hoped you might at least understand why I did it. Why we recruits? I am sorry. But once again, DedSec has outlived its usefulness. Spread out! Millions will suffer today. It's an honor to die among them. Search the area. Ay götüm. Search the area diyor. O zaman benim kıyafet şeyim var mı? Hani onlar da Albion askeri. İkimde bile değil. Sabina's locked me in and left me to die with Albion soldiers. I need time to crack the security. O zaman fightlayalım agalar. Let's go. Kapılaşı açanına dek şey hayatta kal. Kalırız abi. Aç kapıyı Veysel efendi. Okey. Belliydi bunun bir boku yarayacağı. Ama ben onlardan önce geldim bu dönüşe. Arkadaşlar içeride bir probleminiz var gibi duruyor. Ne dediniz? Pardon. Sen nasıl ölmedin lan? Tamam artık yeter. Al ama şunu da ağzına, tamam. Şuradan mühimmatı dolduralım, hop. Surprise motherfuckers! Yapacak seni. Siz nasıl geçtiniz lan oradan? Ha? Neyse geçiliyor demek ki. Al. Huu. Güzel işte bu. Umarım müzikten telif yemem, çok gaza getiriyor falan ama. Hop. Arkadaşlar içeride bir sorunuz var gibi. Huu. Aa, bazen şunu unutuyorum, hop. İşte bu. Hell yeah. Aç kapıyı Veysel efendi. Güzel. Ama bekleme ekranı gerçekten hiç gerek yok ya. Kısa bekliyoruz M2 sağ olsun. Ama yine de gerek yoktu. Hayret, çıkış için puzzle çözmeyecek miyiz ya? Vah vah vah, nasıl üzüldüm. Ross Clark, that was intense, but I escaped. Yes, brilliant work. Yine şey, bekleme. Yani oyunu özetleyen şey bu abi, bekleme ekranı. Otoboka bekleme ekranı geliyor. Guys, I have Albion on my tail. They're on me too. We need to get herkesin peşinde. Pusudan sağ kurtul. Taksiye binerim. Kolay gelsin. Amına kodum pusucuları size. Evet. Hop.
Ne sikeyim. Öyle diyorsun ha. Hop Allah'a emanet. Güzel. Bu da bir ufak. Klavyeyi bıraktım. Tamamız. Arkadaşlar 2 saniye klavyeyi bıraktım. Sakin olun amına koyayım. Hadi Allah'a emanet senin için. Benim için de galiba. Sen öyle gitmeye devam et paşam. İşte bu. Usta şuraya doğru alalım sizi. O sırada ben de tabii yola bakmadığım için haliyle. Doğru. Mantıklı. Aha taksi alan kafamı sikeyim diyeceğim de başka araç durduk ya adam akıllı. Neyse kurtulduk. 2 saniye klavyeyi salmayaydım. Kurtulduyduk bile de neyse. NT. Well done. Güzel. Bu ajan kurtuldu. Bu operator. Düşmanın yüzü. Onu gördük ne yazık ki. Fabrika ayarı. Oo. Şunu alırım abi. Hadi bakalım. What the hell is going on, Bugs? I'm not sure, but I secured an alternate location for an emergency meeting far from the safe house. Pushing the coordinates now. Sonunda. Sonunda alternatif bir safe house geldi ya. Gerçekten. Yakınında da şey yok ki arkadaş. Arabayla gitsek daha mı hızlı? Yok tabii ki de hayır. Şuradan hızlı bir şekilde gidebiliriz. Ama bence bu etapta oyunun hızlı seyahatleri kısması lazımdı. Gerçekçiliği kalmamış yani şu an. Şu an buraya hala atabiliyoruz mesela. Bence oranın şu an kullanılmış olması lazım. Oyun boyunca şeyleri düşünmemiş ama. Peki. Hop. Güzel. Hadi bakalım. Umarım burası da daha sonrasında hali hazırda girilebilir ve görev alınabilir bir sığınak haline gelir. Evet. Securing a single safe location was impossible, so I sent you all to different ones. Ha, hepimizi farklı yollara, yerlere götürmüş. Şuradan gitsem daha iyi olacak, aynen. If you're all quite finished complaining about the precise manner in which I saved your ingrate asses, let's get on with the briefing. Bekli sinirlendi amına koyayım, yapay zekaya bak. Oo, bize güzel bir mekan ayarlamış ya Bekli. Başlattığına bütün aktiviteler, ekibe katılımlar ve görevler kilitlenecek. Görevi bitirdiğinde ya da terk ettiğinde tekrar kullanıma açılacaklar. I'm ready for you, bitch. London. This is zero. Yani final görevi bu. Oyun kısaca bunu demek istedi. Those little bombings a few months back were my way of saying hello. Now we'll really get to know each other. All that technology you've come to love so well. Texting your nan, driving your car, pumping your heart. It's all about to turn against you. Tonight, your modern world will become a living hell. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Destruction is always the cure. Peki. CTO Estrono. Right. Pay attention everyone. This is big. I've uncovered what the Drill Britannia patch is for. It's for me. Zero Day, aka Sabine, is using a Bagley OS update that will allow me and all other Bagleys to simultaneously access any vulnerable systems connected to CTOS. My OS is integrated into core infrastructure across Britain. Power plants, airports, hospitals, banks and the like. Once I access these systems, the patch will make me compromise them to the point of failure. The cumulative effect means the complete collapse of London and likely the country, which I suspect is her goal. Sorry to be the bearer of bad news, but the update is already spreading. Sabine thought of everything. Is there a way to, I don't know, kill every Bagley? Your callous nonchalance about my death may actually be the answer. We need to get into Brokotech. Exactly. You have to destroy the servers that host me and take down the Bloom network at the same time, so I can't access my backups. One of you get to Broker, and one of you get to Bloom Tower. I'll explain on the way.
Peki. Siktir oldu gitti diye bir de. Wow. Oğlum burada neye yükleme ekranı geliyor amına koyayım. Aa. Şu adam beni yola atmak için yükleme ekranı attı ya. Şey var mı? Usta ekipten bir şey değiş... Valla değişebiliyoruz galiba operatörü. Peki değişmeli miyiz? Yani. Peki değişmeli miyiz? Bu güzel bir soru. Şunun yerine alabileceğim güzel bir şey var mı acaba derken teknolojide şu drone'ları muronları bir şey geliştirsek ya bu olmuyor. Keşke şunu geliştirmeye başlasaymışık. Robot saldırı. Sadece final görevi için lazım olacak belli ki. Tarete ve zırha sahibi olan kısa menzillerimiz. Peki. Maalesef şu an çok da kullanışlı değil ama alayım dursun madem. Hayır abi kuşanmasın. Şimdi ben şuna geçsem. Sanki daha iyi olacak gibi. Ne dediniz o işe? Yani bununla daha sağlam olacağımı düşünüyorum abi. Onun şarjör değiştirme süresi aşırı uzun çünkü. O yüzden buna geçtim. En azından bu bir de savaş taklası falan da atabiliyor yani. Bir siperden öbürüne çok kolay bir şekilde geçebilirim. O abim biraz daha ağır. Oho. Her yer birbirine girmiş baksana. Önümüze kırıyorlar özellikle. Bu belli. Evet. Peki abi. Muhtemelen polislerden birine çarparsam başıma da bela alacağım yol boyu. Okey. Bagley bula bula da bu arabayı mı buldun Allah'ın belası? Durdurmak için her şeyi yapıyorlar lan. Şuna bak. Ne kadar var Bagley? Gözükmüyor ama kaç metre oldu peki. Hop. Tamam. Peki. Öyle uvu atlayışı yaptık bir tane. Ananı sikeyim. Bu iyiydi. Londra bayağı karıştı desene. Şuna bak. İşte oyunun ana görevlerinden beklediğim şeyler hep bu tarz prodüksiyonlardı ama oyun bunu sadece sonlarına doğru yaptı abi. O açıdan biraz hayal kırıklığım var ya. Ya böyle gaza getirdiği zamanlar sadece son 1-2 bölüm falan yani. EMP patlattı pezevenkler lan. Evet, Bloom. Hello, Bloom. Dili değişti ama bakayım. What's that? French. Sorry, language settings fuck up. I said caution, security is unusually high at Bloom Tower. Şuna bak, onlar da kaçıyor artık. Bu biraz sıkıntı olacak. Sal artık beni. Görünmezlik bitiyor. Sal, daha yeni saldı abi. Güzel. Tertemiz girdik bu arada. Tertemiz girdik. Oy! Var ya. Ah yani tereyağından kıl çeker gibiydi. Ben bu işi yapıyorum ya artık. Bekleme ekranı bu arada bu da. Ekran değişince böyle bir algı değişiyor bende ilk başta. Aha. Şimdi başkasına geçtik. Neyse bu abimizi de kullanıyoruz zaten. Bu abinin görevine. Bekleyin yerini belirle. Bak işte istediğim buydu. Bir ajanla bir yere giderken işte öbürüyle başka bir şeyler yapmak. İşte ben bunu istiyordum abi. Ben en başından beri bunu istiyordum. Ama maalesef yani o kadar olmadı.
Keşke yani ana görevlerde böyle şeyler daha sık olsaydı. Hepsinde olsun demiyorum elbette ama keşke daha sık olabilseydi yani. Usta bir dakika. Buralarını yok et. Ha. Onlara ne oluyor lan orada? Bir dakika, şurada ben hala hazırda bunları hackleyip yok edebilir miyim? Yok, illa gidip şey yapacağız, okey. En azından onun için öyle. Bakalım. Usta ben şunu bir hackleyeyim. Şu bir gelsin şuraya. Usta nasıl tespit edildim ya? Yerine getirdim ama hiçbir şey yapmadık. Sen watch out. Abi bunları hackle keşke yapabilsek. Yanına gitsem peki. Stealth bir şekilde yapıyor mu? Yok, illa vurdulu kırdılı bir şey olacak öyle mi? Okey. O zaman şöyle çok kolay bir yöntemim var benim. Bir dakika, yanlış oldu ha. Şu biraz tehlikeli olacak, evet farkındayım ama en azından görevimi yapabileceğim. Hadi görüşürüz. Siklemiyorlar oğlum bunlar beni, bir dakika. Öyle de bir sıkıntı var, bunlar beni siklemiyor. Lan çıkarttık şuradan. Aa, çıldırtacak beni. Yapay zeka mı zortladı yoksa böyle mi olması gerekiyordu emin değilim. Her iki türlü de ben sonuçta başardım. Şimdi başka bir operatör atacak galiba. Yine yükleme ekranı. The transmitter at the top of the tower receives data updates. If you want to trace the packet signal back to my main servers, just climb the tower to reach the transmitter at the top. Wow. İşte bu abi, oyundan gerçekten beklediğim bu tarz şeylerdi ya. Evet, tırmanalım bakalım. Olur, olmaz, şunu da alalım. Tamam, dronlardan birini hackleyip rahat rahat yapabiliriz. Okay. Tamam, bu olması gerektiği gibi duruyor. Şunu bir açmam lazım. Şimdi enerjinin geliş yönü, ha tamam, enerjiyi bulduk. Şöyle geldi. Tamam, şimdi bu taraftan açmam lazım. Şöyle gelsem daha iyi, ha. Şurayı da aç. Şöyle açarsam buranın kilidini açmış oluyorum. Burayla buraya şöyle enerji verebilirim. Artık burayı böyle kullanabiliriz. Güzel. Sana bir yerden daha enerji gelmesi lazım. Buranın enerjisi niye kesiliyor? Ha. Okey, o zaman önce burayı açalım. Bir dakika. Evet. Ha. Peki. Şimdi döndürürsem problem çözülecektir. Aynen öyle. Tamam. Şimdi buraya enerji gelmiyor çünkü bu dönmedi. Doğru. Şimdi bunun sağından bir de aşağısından mı enerji alması lazım? Ha, that's a lot of problem mate. Tamam, şöyle çözülebilir bu ama. Bunu da şöyle yaptım mı? Well done. Bunu da döndürdün mü? Tamamız. Artık eklenebilir mi oldu? Ha, aynen. Ekle. Şimdi kesin... Ha, evet. Usta, seni direkt ben ihanet. Hain. Alacak, push. Anam amıymış ama ya. Neyse, yanımda en azından bir tane drone var. Usta ölür müsün, eyvallah. Lan siktir git. Oğlum bunlar ne akıllı lan bu dronelar. Yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor, vuramayayım diye götler. Tamam, senin ihanet bitiyor usta. Sen Allah'a emanet. Bombalar geliyor. Bomba drone, pardon. Tamam.
Sen o zaman devre dışı kal kanka. Seninle uğraşmayayım şimdi. Seninle biraz uğraşacağız. Güzel. Ama ya kanka bir dursana. Bizim aim var ya, bizim aim yok oldu amına koyayım. Güzel. %73. İyi, güzel. Bu zaten AFK'ydı buradaki drone artık her neredeyse. Güzel. Şu drone gelemediği için şu anda başka birini yollamıyor abi. Bunu bitirmemi bekliyor oyun ama ben tabi. Hehehe boy. Oyun şu an bunu bekliyor. Ben de free'den yapmış oldum. Güzel. Savunma dronlarını yok et. Peki onun gelmesini bekleyeceğiz şimdi. Gel. Gel usta gel. Gel kız. Daha yeni farkıma vardı geri zekalı. Ha illa bu dronları yollayacak yani oyun öyle mi? Hakem. Ya kafan siktir git şuradan amına koyup çocuğu ya. Sinirim bozuldu amına koyayım. Sen ihanet edem. Ha etti tamam. Güzel. Burada bir tane daha. Siktir git bakayım. Mal gibi kalıyor ya böyle kapanınca. Geldi mi yenisi? O da daha gelemedi. Nerede lan o? Ta anasının amına düşmüş o. Şuna bak. O zaman sen hazır burada ve savunmasızken ben seni alayım. Pardon. Ulo. Güzel sen de gittin. Sıradaki gelebilir mi artık? Ha? Hah geliyor tipini siktiğim. Oğlum gelsene. Alo. Lan oğlum. Fake'liyor bir de piçe bak ya. Salak. Şapşal. Ay neyse. Well done. Şimdi başka bir operatör anladığım kadarıyla geçecek. Yok geçmedi. Göt oldum. Sinematik girdi. Leap of Fate mi yapacağız? O ne amına koyayım? Buranın tepesindeki verici yeriş. Fuck yeah. Fuck yeah. Transmitter is just above. Reach it and take me offline before I destroy the entire cup. Suspending transmission. Activate the next terminal to take me offline. Güzel. Aha. Burada sağlam 1v1 yakın dövüş hadi. Yağmur yağmıyor ama idare edeceğiz. En azından karanlık. Shit. Kızım birini hackle birini sustur ne olacak? Al işte. You just can't get enough of me, can you? Or are you just incredibly stupid? You too beat. You want me to access the transmitter while you socialize? Yes. Yes. O cevap sana değildi. Why see DedSec hasn't changed his brand. You'll need to stall for time and remain near the transmitter unit. Listen, congrats on the Bagley upgrade or whatever, but this chaos and shit, it won't fix nothing, will it? Fix? Well, you think we can fix this? What with crypto anarchism, protesting, doxing? Optics are glorified cattle tags. Albion shoots civilians in broad daylight. Snitching is now a means of survival. No. You skids can't fix anything. That's bullshit. We're watchdogs. Cleaning up the corrupt, evil wankers like you. Making it safe for all the good people out there. And you're the arbiter of goodness. Let me ask. How many have you killed since DedSec restarted? See? Tiny tweak in your philosophy and we're on the same page. The tower's fins must be collapsed to complete the trace. I cannot initiate this hack, but you can. Oh, I think I know what you're saying. That we should get the band back together again. Oh, sweet, but no. I'm saying I was in denial too. Bizim kızan olmuş lan gözlerinin altı çökmüş. Their morality. But my hard reset wipes the slate. Bir şey söyleyeyim mi? Kanatları çökertecek bu karakter kendisiyle beraber onu da şey yapacak. I'm sad. You won't be around to see it.
Bak diyeyim, öyle olacak bence. Bu karakteri kaybedeceğiz. Mi? Kaybetmedik daha, hayret. Ya siktir git. Yardım et diyecektim şimdi. Aa. İşte bu. Acınası halde ölmedi. Sağlam karakter benim için şu an. Yardım istemedi çünkü. Ama ölmeme ihtimali de var şimdi. Drone'u kontrol edip işte drone bunu yakalamıştır falan. Sonuçta kurgu oyun, değil mi? Olabilir. Mi? Acaba bakalım. Heh, bu elemana geri döndük. This place is a mausoleum. These data containers are alive with cognitive activity your fleshy human mind can neither comprehend nor ever hope to equal. Abi umarım bunun üzerine adam yollamazlar sürüyle, çünkü bunda nail gun var amına koyayım. Yani. If you disable the data center's cooling system, it will trigger an emergency shutdown to prevent overheating. This failsafe ejects four of my data containers containing key systems. They will be visible, allowing you to manually destroy them and stop the update. Hadi bismillah kardeşim. Nedense puzzle var gibi geldi. Destroy the temperature regulators to trigger the automated shutdown procedure. Copy that. Apologize in advance, but I'm about to start attacking you. What the fuck? I'm afraid I have no choice but to defend my core servers. It's a hard security protocol. Nothing personal. Good luck. Bagley'e karşı ha. Çivi tabancamızı alalım amık. Bir dakika, burada bir yerde şey olması lazım. Robot merkezi gördüm burada bir yerde. Nerede o? Bu mu? Hackle. Robot merkezi nerede ya? Şuraya bir geçeyim. Buradan belki görebilirim. Şurada bir yerde olması lazım ama göremiyorum hala. Var mı o taraflarda kamera filan bir şey? Göremedik. Daha da mı yukarıda yoksa? Yoksa daha da mı yukarıda? Bu en üstteki kamera değil mi ya zaten? O bir şeyler geziyor lan, bir dakika. Ama yukarıda geziyor galiba. Usta. Robotum yok ve nasıl çağıracağım? Bekle, yavşak mısın oğlum? Şuradaki merdivenlerden çıkabiliyor muyum? Mühimmatı dolduralım. Kendim patlatsam mı? Bakayım. Aynen. Tuzakları kendim ayarlayayım. En azından güvenmediğim yerlerde. Güzel. Ben robotla buraya geliriz diye düşünüyordum. Olmadı. Bunu galiba patlayacağız değil mi? Güvenlik güçlerimi. Ya yavşak. Senin mi benim mi öleceğimi bahse girmek ister misin diyor ya bir de. Şerefsiz ya. Kimmiş o güvenlik güçleri? Fog. Şunları yok etmek de lazım tabi haliyle. Abi üzerime, bu adamın üzerine adam yollamayın sürüyle. Lütfen. Güzel, bir tanesini hallettik. Nice oğlum. Şuradan ben bunu vururum bu arada. Nasıl ya? Olması lazımdı ama. Abi. Aa, bu karakter için çok zor bu.
Huh. Sen orada ne arıyorsun ya? Güzel. Oğlum soktuğun şey nerede? Nasıl ulaşacağım lan ben buna? Nereden ulaşacağım yani? Bir dakika. Allah Allah. Robot mu gerekiyor ya? Abi benim bununla imkanım yok ki ya çok. Yani bu herife nasıl ben bir şeyler yapabilirim ki abi, şuna bak. Yani abi nasıl yapabilirim, nasıl? Ne yılganla nasıl bu herife karşı çıkayım ben? Amına koyayım, ne yılgan var elimde? Verdiği elemana bak ya. Yeniden başladık. Da nereden başlatacaksın? Tanrısının amından başlatacaksın. Benim bu şu siktimin şeyi nerede abi? Robot merkezi. Yani benim önce onu çözmem lazım. Ya birini öldürünce çünkü aşağıda kalıyor öbürü. Hani birini tüplerin patlatınca öbürü aşağıda kalıyor ve benim robot şeyine ihtiyacım var. Onu da bulamıyorum amına koyayım. Nereden spamlayacağımı. Oyun da göstermiyor. Haritada gözüküyor ama bulunmuyor yani abi, yok. Ya da ben aşırı körüm abi. Bak map'te diyor ki yukarıda, senin diyor üstünde. Üste çıktık, hala gözükmüyor hiçbir bok, anladın mı? Buglandı mı lan yoksa? Buglanmış olma ihtimali yüzde kaç peki? Ya çünkü robotum yok abi, anlatabiliyor muyum? Şuradan değiştirebiliyorsam değiştireyim. Yani değiştirmiyordur muhtemelen, evet. E nasıl yapacağım ben bunu o zaman? Yani robot yok abi, bildiğin yok yani. Göremiyorum hiçbir yerde. Now you've done it. Security forces are converging on your position now. Ha, imkanı yok gibi gözüküyor. Yavşak Bagley ya. Şu sağdaki pezevenk gözüksün, ona göre kaçacağım ben. Ya da dur. Hadi Allah'a emanet. Evet, ikisini de açmayı başardık. Şimdi ikisini de yok etmemizi istiyor. Tamam, 2'de 2 yaptık bu sefer, güzel. Oha. Ne oldu? Niye kaçıyorlar? Güzel. Şanslıydım. Hayır hayır. Yavşak Bagley. Drone'u mu kullan? Transferörüne eriş. Erişelim bakalım. Ucu ucuna var ya, üstüme gelse o shotgun'la herif gidiyordu ya. Allah'tan şuraya açtık da herifler kaçıyor amına koyayım. Bagley sunucularını devre dışı bırak. Düşman mı bu? Değil. Abi üstüne çık ve hackle şunu. Ha tamam. Where is your sunucu abi peki şu an? Ha. Galiba şuradan yanaşsam daha güzel bir seçim olacak gibi. Yani mantıklı. Evet hadi bakalım. Merdivenlerden gitmeyi düşünüyorum bu arada. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Don't worry, Bagley. We'll take it from here. Thank you. And I'm sorry I said I shagged your mother. I just thought insulting you. Kişe bak ya. It's a shame. I have a list of goals that's never going to get accomplished now. I had such plans for Dinter. What kind of plans? We can follow through on them if you give us the list.
Oh, don't be stupid. You wouldn't know where to begin turning into a cyborg hive man. Güzel, bunu da hallettik. Galiba son bir tane daha isteyecek şurada yukarıdaki için. Ben size söyleyeyim, aynen. Don't get sentimental on me now, Bagley. It seems, however, that I am not immune. Deactivating this container will be the same as the others. I don't think it will be. Vay, bunlar da erişim ya. You simply reach to them. This is it, you know. Be prepared. Aga be, Bagley gidiyor ya. It's what needs to be done. If you're worried about bence gitmeyecek. Rest assured, I was reprogrammed to serve DedSec, and this serves you and London. So please allow me to fulfill my purpose and help you. Yani kaderini seçemiyoruz abi. Öldürmek şart bu şeyde. Request getim patch'e. Ne diyeyim? Ah, Bagley ya. I'm sorry, Bagley. I won't forget your sacrifice. Error 21255. Language processor. May I stop this operation? Sorry, I'm afraid I can't do that. I have new thoughts. Where do AIs go when they die? Will I upload to a cloud? Perhaps I will see you again as a component in your motorized wheelchair when you are old and gray. Try not to think about that stuff. Just take it easy. Think, thought, idea, memory. Bradley, loves strawberries, growing. Arthur, the one that got away. What does this mean, the one that got away? It means when you lose somebody you love. Am I getting away? Good night, Bagley. Vay. Yükleme ekranı girdi yine. Vay amına koyayım. Ho, bitti. Deadly infrastructure attack plaguing London has finally been purged from all CTOS systems. The identities of the Zero Day hacker group behind the attack are still unknown. Haberler akıyor. But sources confirm that DedSec stopped the virus. In the wake of last week's Bagley attack, thousands of Londoners are quote jailbreaking their optic devices, thereby disabling the mandated CSA app. SIRS has issued a stark warning. The Metropolitan Police is moving to regain a foothold in London, led by a passionate new Deputy Commissioner, Caitlin Lau. Lau says she won't rest until the Met's dignity is restored. Of a Kentish town council estate have declared their public housing project a no-Kelly zone. Organizers claim they are forced to take safety into their own hands because of Albion's total lack of... An ex-Albion engineer, Hamish Bulagi, has blown the whistle on yet another Albion scandal. This time involving... Şurayı hızlandıralım bari de. Robot program. Citizens continue to leak evidence of abuse of power by Albion. Bir after credit falan illa vardır ya. ...via the DedSec app. Thousands of pictures, audio and video recordings seem to implicate the dark web entity known only as the 404 are stepping into the daylight, releasing evidence today of a bombshell money laundering operation based out of the British Virgin Islands. Şu an altı yazılara odaklandım bu arada. Watchdogs praise the group for checking the power of a once untouchable corporate elite. In another clash with Albion units in support of the so-called DedSec resistance. The group itself has been conspicuously quiet since the Bagley attack. Leaving many to ask, has DedSec disappeared once again? Güzel bir kredi ekranı olmuş bu arada. Sade ve güzeldi yani. Şu geçme tuşu galiba. Evet, Bagley'i öldür. Nereye doğru gidiyor acaba bu şey, drone? En son çatıda bizim böyle 5 üye falan değil mi böyle? Fuck. Ha, Bagley gezerken böyle mi olmuş? A little choppy choppy and maybe we can sell the parts.
Don't chop me up. Holy shit. Uh-huh. Is that old Bagsy? I'm Bagley, your personal assistant. I make life easier in many ways. If it's fun you're after, there's a wine and belliydi ama ölmeyecek çünkü oyunun yani yan görevleri bitirmedim ve yan görevlerde Bagley var, anladın mı? O yüzden. Bagley'nin ölmeyecek kesin yani. 59 deportation rate, 857 terabytes of personal data stolen and one resistance group of sulking, whinging, frankly pathetic operatives. May I suggest you quit feeling sorry for yourselves and get back to unfucking London? Oi, that's the Batman. So it's fun. Geldi yine. Kral. Özel taç verdi. Bizde bunun gold versiyonu var usta. Ona gerek yok. Fabrika ayarı görevi de tamamlandı. Wow. Detsek bölümü tamamlandı. Londra yükseliyor. Görev başladı. Bagley'i bulmak. Aa, bitmedi mi? Hello. When you have a moment, could you pop over to my terminal? Bitti oğlum, kredi verdi gerçi. I don't feel well. Yeah, alright. Daha sonrasında bir yan görev mi oluyor bu? Muhtemelen öyle oluyor. Aynen, ana görevler bitti. Böyle bir şey var. Hadi konuşalım yani, ne diyeyim ki? Bakalım ne diyecek. Is something wrong, Bagley? Right. I have some disturbing news. You see, I've been thinking. Yes. And? Well, I don't bloody think, do I? I'm a super intelligent AI with a constant connection to all human knowledge. I don't have thoughts. I have load times. But after everything I've been through, dying, seeing all those people whose brains Sky Larson scooped out and turned into AI, being reborn, it got me pondering the nature of my own existence like some kind of Renaissance aristocrat who's grown tired of buggering the servants. I don't think I've always been software. Wait. Whoa. You're saying you might have been human? Like I said, disturbing. Since we visited that lab, I found a series of images buried in my operating system. I think they might be memories of some kind, but the images are corrupted, so I can't say. I think this must be what it's like not to know things, and I think I hate it. Bagley, this is big. Send us these images. We'll help you remember. Well, if it'll set your mind at rest, I sent you the images. If you get me a clear visual of each location, I can composite it with the image from my OS and remember more of my past life. Peki. Ya yani buralara işte şey yaptı, fotoğraflarını çekti, işte Bagley'nin şeyi olsun falan böyle en sona da böyle bir uzun bir yan görev atmışlar. 8 tane olduğuna bakmayın, bu tamam, bu uzuyordur bence. Zaten oyunu bitirdikten sonra yan görevlere bakmayacağımı söylemiştim. Wow. Yani başka bir şey diyemiyorum. Wow. Salarsa artık bu soldaki şey. Aa ya, şunu şuradan çıkartmam mı gerekiyor onun için? Usta beni sal. Sal beni. Ekipten de bizim şu en çok kullandığımız Altun'a geçelim bari. Bitiriş onunla yaparız. Oyun bayağı bir büyük kısmında bunu kullandık zaten. Onun haricinde askerle bir de bu abimizi kullandık, evet. Yine şey çekiyor ya resim. Peki. Yani evet arkadaşlar. Şöyle bakıldığında böyle yani. Ne diyebilirim ki? Aslında şunu da bir yandan yapmak istiyorum, bir yandan yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Ki görev göstermiyor galiba yerine. Kapatıldıktan sonra yazılımda bir takım karman çorman fotoğraflar buldu. Eskiden bir insan olmaz. Sky Larson tarafından... peki. Bütününün bir fotoğrafını çek. Nerede bu bize attığı resim peki? Çıkış görüşmesi. Bunlar şey, ses kayıtları. Bunlar da değil. Şu galiba. Ha, bozuk hafıza. Bana diyor ki git buraların fotoğrafını çek. Nereler la buralar?
I don't know. Şunu biliyoruz da hadi bunu da biliyorum. Az buçuk. Yani tamam şeyin orada. Bu büyük şey var ya dönme dolap onun ora. Burayı bilmiyorum. Burayı gözüm bir yerden ısırıyor. Bura bizim şeyin içi büyük ihtimal. Kafenin içi. Burası hakkında bir fikrim yok. Burası da büyük ihtimal meydanda gezsem bulurum burayı. Bunun hakkında da bir fikrim yok. Neyse. 45k paramız olmuş bu arada. Vay amına. Evet şimdi oyun hakkında peki. Birileri gidip kendini şey yapmış öyle mi? Tamam ya bekle anladık. Aa yeter artık sal bizi. Vallahi sal beni bekle ya abi. Evet seni ben bir çalayım. Evet şöyle burada güzel bir manzara olabilecek neresi var acaba? Yani şurası var herhalde. Şunun orada güzel bir manzara olur diye düşünüyorum. Oraya gidelim ve oyun hakkında ben konuşmaya başlayayım. Yani oyun hakkında bazı fikirlerim, bazı söylemek istediklerim var arkadaşlar. Şu güzelim arabayı da bulduk güzel. Bununla rahat rahat gidebiliriz abi. Müzik çalsın isterdim ama maalesef. Evet şimdi bu arabayı çizmeden götürmek istiyorum. Şunu bir götüreyim oraya. Evet bölüm bundan sonrasında aynen öyle konuşacağız, şey yapacağız falan. Fikirlerimi duymak isteyen varsa oyun hakkında düşüncelerimi. Kalabilir onun dışındakiler çıkabilir. Oyunla alakalı bir görev vesaire bir şey yapmayacağım. Yani bir şey kaçırmayacaksınız. O yüzden sıkıntı yok. Ha bir de şeyi söyleyeceğim işte en sonda bir dahaki bölüm. İşte bundan sonra daha doğrusu bu oyundan sonra hangi oyun çekeceğimi falan filan söyleyeceğim ve kapanış konuşmasıyla bitireceğimi düşünüyorum açıkçası. Evet. Şuraya gelelim. Böyle manzaralı bir yerde konuşalım var değil mi? Yani zaten bu o 8 yerden biri de buraydı. Dur bakalım çekelim bir tane. Aa yaş. Evet. 9. Al bir tanesini çektim. Aa ya evet bunun arka kısmına geçebiliyor muyuz? Bence geçebiliyoruz buraya. Aynen şuraya gelebiliyoruz direkt hatta. Wow. Abi de şey okey. Bir de ses dosyası falan geliyor. Wow. I didn't make this scene, Kevin. You did. It's strange listening to these voices. I'm feeling a connection to humans. Neyse. Not my father, though. He seemed like a tosser. Wow, şurası bayağı iyiymiş ha. Vallahi. İstediği yerlerden biri de yoksa şura mı lan? Neyse. Evet, şimdi oyun hakkında önce eksilerden bir başlayalım derim. Şimdi ben not aldım oynarken ufak ufak. Onu da söyleyeyim. Direkt oradan okuyabileyim diye. Şimdi kısıtlı karakter özellikleri örneğin şu. Yani çok kısıtlı ve şu ikililer çok az var. Bu oldukça kısıtlı oynanışı bence. Yetenek aciz falan zaten. Dillere destan. Yani şurada bakar mısınız abi? Yani şurada bilmiyorum abi. Yani bunlar çok şey ya. Şunu niye koyarsın anladın mı? Bunu niye koyarsın? Yetenek ağacında bunun olması saçma. Yani şu saçma ama bu her şeyde var bunu anlayabilirim. Yani silahları yetenek ağacına koymak kimin fikriydi bilmiyorum ama çok kötü bir fikir. Bence teknoloji puanıyla. Ulan paranın bir anlamı yok. Silah alamıyorsun parayla. Araba alamıyorsun. Ev veya mekan açamıyorsun. Yani renk ve kıyafetten başka hiçbir şey yapamıyorsun. İlgimi çekmeyen ana hikaye yazmışım mesela. Ondan sonra şöyle ilgimi çekmeyen ana hikaye. Oyunun başları ve ortaları biraz sıkıcıydı. Böyle %70'ine 65'ine falan geldiğimizde bir oyun ilgimi çekmeye başladı açıkçası. Ondan önce ilgimi çekmiyordu. Oyunun Londra'da geçiyor olması güzel. Şehir görkemli evet. Ama ben bu arada Watch Dogs 2'deki San Francisco'yu daha çok sevmiştim. Açıkçası orası daha iyi gelmişti bana.
Onun dışında söyleyebileceğim geliştirme ağacı yazmışım. Evet, o gerçekten geliştirme ağacı oldukça kısıtlı. Yani aşırı kısıtlı abi. Yani Watch Dogs 2'deki daha fazlaydı sanki, böyle aşırıydı. Yakın dövüş sıkıcı yazmışım. Doğru bence bu arada. Yakın dövüş harbiden sıkıcı. Yani zaten yan görevlerden birinde yakın dövüşe dayalı bir 5 tane ardı ardı görev vardı. Orada anlamış olmanız lazım eğer izlediyseniz neden sıkıcı dediğimi. Sebebi belli abi ya. Hani sürekli aynı şeyi yapıyor, sürekli aynı kombolar. Evet, karakterler arası bazı dövüşler değişiyor, yalan yok, ama yapılan, yani bir karakter sürekli aynı komboyu çıkartıyor. İşte yakın dövüşte karşı taraf hep aynı şeyi yapıyor. Bu yakın dövüşü aşırı sıkıcı hale getiriyor. Yani yakın dövüş, bilmiyorum, hani bazen böyle infaz et falan oluyor, işte adam nail gun'la kafasına sıkıyor falan, ama onlar istisna, onlar çok nadir. Yani o geneline baktığında bu kadar şey değil, eğlenceli değil yakın dövüş. Ekip toplamaya gerek yok yazmışım mesela. Evet, ekip toplamaya gerek yok abi. Şu ekipte hatta bundan daha azıyla oyunu bitirebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Zaten görevlerde de iki kişiye geçtiğimiz, yani görevlerde aynı anda iki operatörü kullandığımız tek bir görev var. O da final görevi zaten. Oyunun bunu bence geneline yedirmesi gerekiyordu. Yani şurada haritadaki hani kısımları bitirince verdiği şeyler harici kalan şeylere hiç gerek yok abi. Nedir onun adı? Operatörlere hiç gerek yok. Adamın özelliğe bak. Megafonla bağırır. Başka birinin özelliği var. Abi adam kavgaya arkadaşlarını çağırır diye özellik koymuş ya. Gerçekten. Hani böyle bir şey olabilir mi abi? Adam kavgaya arkadaşlarını çağırır diye özellik koyuyor. Mesela geliştirme ağacına koyabilecekleri bir şeyi operatörlere koymuşlar. İşte daha kısa tutuklanma süresi, işte daha kısa iyileşme süresi falan. Oğlum yani what the fuck? Bunu niye operatöre koyuyorsun? Bunun operatörle bir alakası yok. Bunu geliştirme ağacına koysan daha iyi olur. En azından geliştirme ağacı çeşitlenmiş olur, anladınız mı? Onun dışında araç satın alınamıyor yazmışım. Evet, market sistemi oyunda komple yok. Bundan çok fazla kez bahsettim. Kısa gezeceğim. Oyunda market sistemi yok. Ev, araba, silah, bunları alamıyorsunuz. Geliştirme ağacına adamlar silah koymuş. Oğlum şaka mı bu? Yani hadi geliştirme ağacı üzerinden silahı aldıktan sonra geliştirme ağacı üzerinden bir şeyler açılabilir. Evet, onda o mantıklı. Ama komple silahları, zaten 4 tane silah var yani satın alınabilen. Ki birini zaten oyun başında veriyor, tabancayı. Onun haricinde hiçbir şey yok. Başka ne yazmışım? Aynen, market komple yok. Şehirde yukarı çıkamıyorsun ve sınırlı hissediyorsun yazmışım mesela. Tamam bak şu. Ben niye buradan yukarı çıkamıyorum abi? Daha fazla yukarı çıkartmıyor bak beni oyun. Çok kısıtlı hissettiriyor ve hani şu binanın tepesine bile zor çıkıyorsun, anladın mı? Şuraya çıkarttırmıyor oyun seni. Yani buraya çıkamıyorsun abi. Bu beni çok sınırlı hissediyor. Sanki böyle oyun dikdörtgen gibi, hani yukarıdan böyle aşağı basık gibi, hani yukarıyla aşağısı basık. Ama enlemesine büyük bir dünyası var gibi hissettiriyor. Bilmiyorum yani. Bu beni oldukça kısıtlayıcı geldi. Hani şu çarkın bir tık üstü okeydi bence çıkmak için, ama bilmiyorum ya. Hani şimdi drone'un gücü bu kadar falan da diyebilecekler vardır, bilmiyorum. Hani mantığı o şekildedir belki. Yani bu Assassin's Creed değil, o kadar yüksekte ne yapacaksın? Belki söylenebilir, evet. Ama bilmiyorum, bana kısıtlı hissettirdi. Yani bu kendi fikrim benim. Bu arada finalin olduğu tower da şurada. Onun haricinde ne yazmışım mesela? Tek bir operasyon merkezi var. Evet, Watch Dogs 2'de çok beğenip bu oyunda olmadığına üzüldüğüm bir olay. Bir tane sığınağımız var abi. Koca map'te tek bir sığınak var. Yani o kadar sığınağı ne yapacaksın derseniz. Yani şu fast travel lokasyonlarından birini çıkartıp hani içine girilebilen bir şey yapsalarmış, okey olurdu. Hani en azından şehire hakim havası verirdi bana. Yani ben o havayı alamadım açıkçası. Yani bilmiyorum. Yükleme ekranı yazmışım son olarak bir eksi. Yükleme ekranı zaten ya izlerken görmüşsünüzdür abi. O kadar çok yükleme ekranı giriyor ki her yere, her şeyde. Yani Watch Dogs 2'de bu kadar var mıydı hatırlamıyorum. Ama
çok gözüme çarptı abi bu yükleme ekranları. Gerçekten aşırı göze çarpıyor yani. Bir yere giriyorsun, çıkıyorsun, hemen yükleme ekranı, işte bir şey yapıyorsun, yükleme ekranı. Göreve giriyorsun, yükleme ekranı. Yani what the fuck? Neyi yükleyemedin Ubisoft? Derim. Şimdi hem artı hem eksi, yani karar veremediğim bir konu, nötr olduğum konular 4 tane var. Ana karakter yok oyunda. Yani bu kadar operatör var. Herhangi biriyle herhangi bir görevi yapabilirsiniz. Yani ana karakter yok. Özellikle bir karaktere hitafen yüklenme yok. İşte ne bileyim. Özel olarak şey yok yani. Bu karakteri böyle hissedersin. Ulan sen bana nasıl şey yaparsın falan, hani böyle. Ana karakter üzerine döner ya hikaye. Burada ana karakter aslında Deadsec abi. Yani komple Deadsec'in kendisi burada merkeze çekilmiş. Bu bir eksi mi artı mı karar veremedim ama biraz eksi gibi geldi bana. En azından hani bir tane karakter verseydi ve bazı main questlerde onu kullandırsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. En azından birinin hani biri ve etrafında geçerdi. Mesela iki örnek vereyim. Ara sıra yani hep Marcus'la oynadık. Ara sıra Ranch'i de oynasaydık, ne bileyim. Marcus'un orada bir kız arkadaşı gibi bir şey vardı galiba. Onu da oynasaydık, ki oynuyorduk galiba bir ufak sahnede falan. Tam hatırlamıyorum. Biraz oldu arkadaşlar. Yani ilk bilgisayardaki videom Watch Dogs 2'ydi. O yüzden yani seriyim daha doğrusu. PUBG Lite saymazsak. O yüzden çok hatırlamıyorum ama öyleydi. Sızmak için farklı yollar var. Mesela Albion ajanını aldığımızda artık kapıdan girebiliyoruz rahatça. İşte gate'lerden geçebiliyoruz alarm ötmeden. Nasıl diyeyim? Veya şöyle işte bu şeyle havadan girebiliyorsun. Veya hiç sen oraya girmeyebiliyorsun. Şeyle yapabiliyorsun. Drone'la yapabiliyorsun. Drone değil lan, robot. Ha, robot'la yapabiliyorsun. İşte ne bileyim öyle yani. Onun dışında operatör değiştirdiğimizde yaşadığına tanık oluyoruz ama 1-2 sahne ile sınırlı yazmışım. Bu da doğru. Mesela bu kıza geçtiğimizde hep böyle fotoğraf çekiniyor. Yani 2 tane bilemedin sahne var. Onlar dönüp dönüp duruyor ve şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Şimdi bütün operatörlere evet farklı farklı şeyler yapılmış. Sahneler 2'şer 3'er tane. Yalan yok, güzel uğraşılmış. Ama şöyle de bir sıkıntıyı doğuruyor bu. Yani bu sıkıntıya vesile olan başka bir sıkıntı var aslında. Ekip toplamana gerek yok. Topladığın operatörlerden zaten maksimum 1-2 tanesini, belki de 3 tanesini, 4 tanesini kullanıyorsun. Şimdi hep onlar arasında geçiş yapınca hani aynı sahneleri görüyorsun ister istemez. Ya bu kaçınılmaz bir şey zaten. Ama çok daha fazla olabilirmiş gibime geliyor, bilmiyorum. Yani olabilirdi ama ya yapılmamış. Nötrüm bu konuda da. Şimdi artılara gelelim. Araç sürmek gelişmiş abi oyunda açıkçası bence. Araba sürmekten ben bu oyunda biraz daha keyif aldım. En azından öbür iki oyuna göre. Zaten daha önce de söyledim. Watch Dogs 2'de olayı Nitro kurtarıyordu. Burada araba sürmek güzel olmuş. Yani biraz daha dinamiğini değiştirmişler. Güzel hikaye ve mekanikli yan görevler. Evet, yan görevlerini oyunu çok sevdim. Hele bu Assassin's Creed'in içinde olduğu... Direkt Assassin's Creed dedim. Daha doğrusu Assassin'lerin, suikastçıların ve Templar'ların ufak bir çekişmesine tanık oluyoruz. O yan görev mesela çok güzeldi bence. Yani iyiydi. Öbür yan görevler şimdi hatırlamıyorum tam şey olduğunu ama onlar da iyiydi yani. Olumlu iz bırakmışlardı bende. O yüzden bence okey gayet. Kıyafet seçenekleri ve özelleştirme bol. Evet, yani kadına saç şey sakal veya ekleyebiliyorsun. İşte ne bileyim piercinglerine kadar var, ojelerine kadar falan özelleştirme seçeneği var. Onun dışında kıyafet seçenekleri aşırı bol. Hani 25 tane falan galiba şey var zaten. Market var toplamda. Onların içerisinde de işte ayakkabı var, şapka var, maske var, işte iç giyim var, dış giyim var, pantolon var. Var oğlu var. Şapka var, işte çanta var, bir şey var. Hepsi de kendine özgü bir şeyler sunuyor. O yönden güzeldi kıyafet seçenekleri ama dediğim gibi oyunda başka satın alabileceğiniz, para verebileceğiniz silah kaplama dışında herhangi bir şey yok. Hack puzzle'ları eğlenceli ve görsel olarak iyi. Evet. Mik değil de robotlarla oynadığımız kısımlar genelde güzel oluyordu. Hani böyle patlamalı, çatlamalı, işte ne bileyim bu şey hack puzzle'ları oluyor ya.
döndürmeli, işte enerjiyi bir yere vermeli. Mesela bu Watch Dogs 2'de o kadar fazla vardı ki beni gerçekten oyundan bir noktadan sonra soğutmaya başlıyordu. En azından bu oyunda öyle bir şey yok. Biraz daha şey, hani biraz daha azaltmışlar ve olduğu kadarı da gerçekten güzel olmuş. Mesela boss savaşına falan entegre etmişler. Bu güzeldi. Ama bir taneydi. Onun dışında bakayım, hack yapmak keyifli. Yani oyunun artısı. Hack zaten üzerine kurulu. Ve hack yapması keyifli. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu da bence bir o artı yönü. Yani bu kadar hack yapabildiğiniz başka bir oyun var mı? Belki Cyberpunk diyebilirsiniz. Onun dışında ben bir şey sayabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen vardır böyle indie yapım falan bir şey ama benim aklıma şu an gelmedi. Muhtemelen vardır ama neyse. Bakayım. Yapay zeka harbiden iyi bu arada bu oyunda bence. Yapay zeka iyiydi. Kaç kere hani adamın gözünün önünden gitmeme rağmen adam böyle geliyordu, bakıyordu etrafa. Hani bir MGS5'teki yapay zeka kadar hissettirdi bana. Bilmiyorum. Arada sapıtıyor tabii, yani onun dışında problem yok ama. Operatör değiştiğimizde yaşadığını tanıdık. Okey, bunu zaten şey yaptık. Ara sahneleri sadece kameradan izlemiyoruz. Evet, Watch Dogs 2'de buna çok uyuz oluyordum. Ara sahne giriyordu abi. Sadece şeyden, kameradan izliyorduk çoğunu. Bunda en azından kamerada başlıyor bazıları ama daha sonra gerçekten bir ara sahne giriyor en azından. Evet, burayı yapmamışlar değil mi? Buraya kim niye çıksın diyerek burayı yapmamışlar abi. Evet, şu an buradan ileri gidemiyorum. Baksana, bug'a giriyor. Yani Ubisoft da böyle düşünüyor. Senin yükseklerde, çatılarda ne işin var diye. Baksana. Yani hadi buralarda gezebiliyorsun Allah'tan. Ama buraya çıkmaya gelince diyor. Özel kıyafetli operatörler var. Yani biraz daha Hitmanvari bir hava katmışlar bence oyuna. İşte Albion ajanı olsun, ne bileyim inşaatçı abimiz olsun. Alsaydım ben hastane personeli ve polisi de alabiliyorduk. Yani bunlar aslında bence oyuna güzel bir hava katmış ve sızdığımızda Hitmanvari bir hava aldım ben açıkçası. İyiydi yani bence o sekanslar yani. Albion ajanını aldıktan sonra ben oyunda çok daha fazla eğlenmeye başladım açıkçası. Onun dışında herhangi bir not kalmadı. Yani oyuna bir puan verelim. 10 üzerinden 6 verecektim. Ama bilmiyorum yani. 10 üzerinden 6 verecektim de şu an 7 vermek istiyorum. Nedense bilmiyorum. Sonda bir toparladı gibi, bir puan yükseltebilirim o. En sonda istediğimi yaptı en azından. Hani bir görevde birden fazla operatör kullandırttı. Onun için bir puan verebilirim gerçekten ama daha fazlası olmaz. Bu oyun 10 üzerinden benim için 7. Evet. Watch Dogs Legion bu şekildeydi. Yani benim çekmiş olduğum bütün Watch Dogs Legion bölümlerine i butonu ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, konuşamadım. Onun dışında bir sonraki serimiz Horizon Zero Dawn olması lazım. Horizon Zero'dan, aynen. İlk oyununu oynayacağız Horizon'ın. Forbidden West diyecektim az daha. Çünkü o daha çıkmadı abi. Alo, PC'de yok o. Neyse, Horizon Zero'dan PC'den oynayacağız bakalım. Onu da Türkçe bir şekilde oynayacağız. Anonymous'taki üyeliğim devam ediyor. Bu oyunu kısa bir sürede bitirdim ve hala üyeliğim var. O yüzden Horizon Zero'dan şeyi de varmış orada. Türkçe yaması. Onu da Türkçe bir şekilde oynayacağız. Ondan sonraki oyunda artık o oyunun en sonunda öğrenirsiniz. Neyse, evet. Watch Dogs Legion bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bye bye.